Bir Yani şey hocam, eskiden ateşimiz çıktığında daha çok sararlardı, daha çok ısınalım da geçsin diye ama bir şey sana düşünürlerdi. söyleyeyim mi? O doğru biliyor musun? Şimdi onu anlatayım biraz. Hepsi Hadi doğru bunlar. hadi bak şimdi. Evet. Evet, hepsi doğru. Mesela ateşi ateşle tedavi etmek. Mesela ateş o an insanı hamama götürmek. Ateş o an adamı saunaya götürmek. Ateş o an adamı çay içirip, çorba içirip battaniyenin altına gömmek. İyi geliyor Tamam, mu? ama biz ateşi olduğu zaman onu çıplak bırakmıyor. Çocuklarda öyle yapıyoruz Şimdi mesela, ateşi anlatacağım. daha Şimdi fazla. anlatacağım. Onun sebebi havale dediğimiz durum. Havale biliyorsunuz infantil. Yani daha doğrusu ona febril konvizyon deniyor. Yani ateşe bağlı epilepsi. Hakikaten bu doğru. Bazı çocukların ateşi 38'i geçtiği zaman vücutta oluşan proteinler epilepsi saraf nöbetini aktive edebiliyor. Onun sebebi bu. Ama onun hastalığın geçmişle hiçbir alakası yok. Hastalığı geçiren şey ateş. Bakın size şunu söylüyorum. Bir insanın ateşi 39-40'a geldi mi vücuttan salınan interferon virüslerin yaklaşık %90'ını öldürüyor. Yani siz bugün grip olduğunuzda eğer güzel giyinirseniz, çorbanızı içer, sıcağı kendiniz atarsanız bizim vücudumuzda kanserle ve virüsle savaşan hücreler var. NK diyoruz. Natural killer. Türkçesi doğal katil. Onlar virüsleri, bakterileri çok hızlı öldürebiliyorlar. Yani sonuç ateşçi ateşle geçirebiliyorsunuz. Yani o zaman şunu söylüyorum. Bir insanın arada sırada saunaya gitmesi lazım mı? Evet. Sıcak çorba içmesi lazım mı? Evet. Terlemesi lazım mı? Evet. Yani mesela bu doğru. Mesela diğer bir şey bulduğumuz bir şey ne? Çok önemli bir şey, sıtma. Sıtma biliyorsunuz üşüme ve titreme yapıyor. Önce ateş yapıyor. Sonra ateşiniz üşüme, titreme ve terlemeyle önce zangır zangır titriyorsunuz. Sonra ateşiniz çıkıyor. Sonra felaket terleyerek düşüyor. Şöyle demişler. Bunu yapan bir ilaç daha var. Kına kına yaprağı. Yani kinin. Kinin de insanlar içtiği zaman aynı sıtma benzeri yapar. O zaman şunu demişler. Sıtma da bunu yapıyor. O da bunu yapıyor. O zaman benzere benzer verelim. Şu anda hala sıtmanın ilacı aynı. Kinin, klorokin devam ediyoruz. Yani hiç mi değişmedi tıp? Yani benzeri benzerle tedavi etmek hala ne yazık ki sürüyor. Yani şimdi size bir şey söyleyeceğim, şaşırın. Otizmin sebebi anne karnında enfeksiyon geçirmek. Örneğin ateşli bir enfeksiyon geçirmek. Otizmin şu anda en büyük sebeplerinden biri budur. Hatta biz de sıçanları otizm yaparken anne karnında enfeksiyon yapıyorum ben. Şimdi bombayı söylüyorum size. Eğer bir çocuk otizmliyken enfeksiyon geçirirse, ateş yükselirse bulgular düzeliyor. Aa, o zaman ateş çıkartalım çocuğu. Evet, zaten mesela bizim de çok yıllardan beri uğraştığımız şeyden bir tanesi de budur. Ama ateş düşünce yine Ama çocuk onun normal. niye belirli bir yaş sınırım var onu soracağım. Hayır yok. Yani Çocuğu devamlı nasıl ateşli bırakacaktınız? Yani bu nasıl sağlanacak? Böyle bir şey olamaz. Anladınız mı? Ya yani çünkü fizyolojik bir şey değil. Mesela siz nasıl vücudunuzun 36.7, 33 tutarsanız ne olur? Bir süre sonra dona ölürsünüz. Ateş de böyle. 40'ın üstünde 4-5 saat kalırsa İnsan ölür çünkü proteinleri denatüre olur. Onun için biliyorsunuz bunu Fransızlar ilk tanımlamıştı. Claude Bernard. Mille interior. Bir iç denge var. Yani ateşiniz 36.7 ile 37 arasıdır. Bunu düşürürseniz ve yükseltirseniz çok yaşama şansınız olmuyor. Yani konuyu dağıtmayalım. Şuna gelmek istiyorum. Otizm bile tedavi eden şey onun sebebi. Yani anne karnında ateş. Şimdi ben bunu çok abartabilirim. Bunun sonu yok. Ama bu bana çok şey öğretti. Bize çok şey öğretti tıbba. Bizim de çok şeyimizdir. Yani ben severim bu konuyla uğraşmayı. Bir gün de konuşuruz bunu. Bu homoretik tedaviler ve homeopati konusunu. Bir gün hatta biz onu konuşacaktık, unuttuk senle. Araya bir şey kaynadı. Böyle langur langur bir şey oldu. Bir gün onu konuşabiliriz Ali abi. Ama tıbbın gelişmesinin sebebi girizgah yaptık. Birinci sen dediğin gözlem. İkincisi de benzeri benzerle tedavi etmek davranışıdır. Hatta hocam. o Anadolu'da boğmaca olan çocukları kamyonun egzozuna tutarlar. Yani Oha, öksürür. onu ilk defa duydum. O da benzer tedavi etmek. Hocam şimdi Ahmet diyor ki soğukta donanı karla ovalarlar. İşte aynı olay işte. Yani benzeri çok doğru mesela o. Mesela eğer damarlar büzülmüş ve donmuşsa, eğer onu sıcağa tutarsanız hücreleri patlatırsınız. Mesela o doğru bir yaklaşım. Şimdi insanlar bunu nasıl biliyor? İşte bu benzeri benzerle. Yani her şey çivi çiviyi söker abi. Bu genel bir yaklaşım. Aslında kadim bilgi dediğimiz olay bu tam da. Ya herhalde öyle. Ya bu kadim bilgi değil ya. Koca karı ilacı, koca karı bilgisi. Ya tabii canım, eski doktor mu varmış eskiden? De eski doktor koca karı. Ya size bir şey söyleyeyim. Şu anda kullandığımız bizim metformin var.
diyabet ilacı, işte diaformin, glikofaş ya da glikofen diye satılıyor hala. O orta çağda kullanılan diyabet ilacıydı. Şimdi orta çağda kullanılıyordu. Ya yıl 1300-1200'lü yıllar hala kullanıyoruz ya. Tam tamına neredeyse hani abartmayayım 1000 sene olmuş. 1000 seneden beri ya yani 1000 yılı 2000 yılına gelmişti. 1000 yıldan beri kullandığımız diyabet ilacı değişmemiş. Şimdi buna insan güler bence. Yani onun için hani insanlar bazen şey düşünüyor. Hani bizim özellikle halkımızda böyle bir şey var. Özellikle ilim tahsil edenlerde. Hemen bir şey bulunuverecek gibi. Hayır. Bir şeyin bulmak 40-50 senenizi alıyor. Hani bizim insan çok böyle mesela. Bana şey yazıyorlar. Ya hocam bir şey bul da şundan kurtulalım. Ya kardeşim paşayı mı yapıyorsun? Kızartma mı yapıyorsun? Kardeşim kek mi yapıyorsun? Bir şey bulmak için çok zaman istiyor. En az 10 yıl, 20 yıl istiyor. Bile öyle pat diye bulunmuş yemekler değil yani sonuçta. Evet yani kaç senede kültürel adam bir soğan koymuş, bakmamış, bir patates eklemiş, bir biber doğramış falan. Yani dediğiniz tamamen doğru. Ama biz çok aceleci bir milletiz. Hep bunu anlatıyorum ben. Biz bekleyemiyoruz. Bekleyemediğimiz için başımıza göçeriz. Evet, göçerlik.